İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle de devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh büyükler ben demez. Bu zat bir sohbetinde buyurdu, gurur, kibir, kötü huylardan olup pek çok tehlikelidir. Müslüman, mütevazı, alçak gönüllüdür hep. Ben diye konuşmaktan eder haya ve edep. Nitekim Baki Billah adında veli bir zat vardı ki çok dolaştı bulmak için bir üstad. Yağmur çamur demeyip gezdi bu aşk içinde. Yaşlı validesi de dolaşırdı peşinde. Çektiği zahmetleri görerek bu oğlunun içten üzülüyordu haline her gün onun. Bir gece yarısında sahralara çıkarak dua etti oğluna Allah'a yalvararak. Ya Rabbi, evladımın muradı neyse yer, Habibin hürmetine eyle ona müesser. Ya kavuştur oğlumu neyse muradına ya da canımı al ki tahammülüm yok buna.'' Bu dua üzerine Hacegi İmkenegi Hazretlerini bulup hasıl oldu dileği. Bir defa oturmakla bu velinin dersine yükseldi tasavvufun en son mertebesine. Mutlak icazet verip buyurdu ki o hazret, sana iki şey için verildi bu icazet. Biri mübarek olsun, kavuştun muradına. İkincisi, serhentten bir zat gelir yanına. Sen de bu emaneti ona teslim eyle ki, bu yol devam edecek onunla elbette ki. Bu emirle serhende gittiyse de fakat, aradı bulamadı o kimseyi o saat. İmam-ı Rabbani'ydi aradığı kahraman. Meğer o gün ayrılmış bir iş için oradan. Yurduna geri dönüp başladı beklemeye. Başkaları gelirdi ona talebeliye. Lakin tevazuundan geri gönderiyordu. Aradığınız kişi ben değilim diyordu. Bir gece rüyasında dendi ki, durma daha. Yarın gidip tabi ol, hace baki billaha. Gitti lakin o gence buyurdu ki mübarek, aradığın o kişi başkası olsa gerek. Sen kendine bir rehber arıyorsun, anladım. Ben dahi senin gibi böyle rehber ararım. Geri gelip o gece Rüya gördü o yine. Niçin tabi olmadın denildi kendisine. Dedi ki: Gittim ama o zat mürşit değilmiş. O dahi benim gibi bir rehber arar Denildi ki: O idi. Git tabi ol ihlasla. Zira benim demezler o büyük zatlar asla. Tekrar gidip dedi ki, ''Efendim bu iş tamam. Beni kovsanız bile bu kapıdan ayrılmam.'' O böyle arz edince gidip baki billaha, o zaman kabul edip döndürmedi bir daha.'' Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya Keram'dan olan Haris el Muhasibi Rahmetullah Teala evet. Aleyh buyuruyorlar ki gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil kendi nefsini ıslah etmek için harca buyuruyor Haris el Muhasibi Rahmetullah Teala evet. Aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam ben Buyurun. arıyorum. Osman o hocama hayırlı günler, hayırlı. Hepinize çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun hepinizden. Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Canlı yayındasınız. Dinliyoruz. Buyurun efendim. Hocam bizim 30 dönüm türda tarlamız var. Onu üç buçuk havayı tenikeye birine şey verdik. icara verdik. Bunu biz, bunun biz şeyini vereceğiz mi? Şey, e, e, He, hepsinin şey uşurunu hepsinin uşurunu biz mi vereceğiz? Yoksa da sadece bize vereceği e, buğdayın uşurunu mu biz vereceğiz? Tamam efendim. Hocam bir man bir Kur'an-ı Kerim hatmin var. Bir de tevhid hatmin var. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah Peki razı ederim. Amin Hocam, efendim. Kaydettik. Teşekkür Hocam. ederiz. <laughs> Siz benim rehberimsiniz Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ellerinizden öperiz. Hocam yarın akşam miraç kandili. Miraç kandili münasebetiyle oruç tutmak isteyenler Yarınını mı tutsunlar? Tek gün tutabilirler mi? Veya iki gün tutsunlar? Efendim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bu günlerde tek tutmanın pazarda dahil. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bu günlerde tek tutmanın mahsuru yok. Cuma günü tek tutmak müstahaptır veya mekruhtur diye geçiyor. Dolayısıyla e, böyle iki hüküm bildirilmişse olumsuz tarafına iyice e, yerine getirmek yani, yani mekruh. Cuma'ya, dediniz. cumartesiye kandil denk gelse de böyle bu. Evet değil. tek olmuyor. Hele cumartesi günü kesin şey de yok. Çünkü cuma günü mesela birisi bilmiyordu. Oruca başlamış öyle vakti olmuş. Birisi demiş ki cuma günü tek oruç tutulmaz. Açtı sordu mesela. Müstahap kavrine göre devam et denir ona. Tamam Ama öğrendikten sonra ya perşembe cuma veya cuma cumartesi tutacak. Cumartesi tek olmaz. Dolayısıyla... 6 ee, Şubat salı gününü yani yarın e, sal salıyı 7 e, Şubat çarşambaya bağlayan gece yarın gece Miraç Kandilidir. ...Mubarek Geceler kitaplardan anlatırken buyuruluyor ki... ...Mubarek ...mübarek gecelerini yani zaman dilimi, gecesi bir gün önce öğle namazından sonra başlar. Yani, yani yani salı günü, yani salı günü öğleden sonra başlar. Yarın öğleden sonra. Evet. Dolayısıyla salı günü oruç tutmanın bir mahsuru yok çünkü gecesini isabet ediyor. Efendim ben gündüzünde tutmak istiyorum. E, Miraç kandilinin gündüzü çarşamba günüdür. Yani salı çarşamba da tutabilir, Salı tek de tutabilir, çarşamba tek de tutabilir. Herhangi bir problem söz konusu değil. Yok ben pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya kadar tutacağım. Vallahi Recep'in sonuna kadar tut herhangi bir mahsur yok. Eğer gücün, takatin yetiyorsa, herhangi mani yoksa, oruç tutmana mani yoksa... ...çünkü bu günler, bu aylar ele zor geçer. Tutulabilir mi? Evet, tutulabilir. Senede bir geliyor zaten. Evet, doğru söylüyorsunuz. Senede bir geliyor. Ee, i̇nşallah Teala. Miraç kandilinde de e, ki TGRT'de de TGRT FM, TGRT Belgesel, TGRT Haber'de ortak yayın yapılacak. Mehmet yayın yapılacak. Çanakkale'de. Ee, hatta orada kitap da dağıtılacak. Ee, yani burada da aynı şekilde dağıtı, dağıtanlar olacak. Ee, yani oraya... Başka şehirlerde de dağıtanlar oluyor. Tabii Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerinde bütün şehirlerinde Ankara dahil, Van'ı dahil e, yani bütün e, vilayetlerde bu işe sevdalı olanlar. Bedenen iştirak edenler var. O bedenen iştirak edenlere ener, gücü yetmiyorsa maddeten onlara destek olanlar var. Efendim bedenen iştirak edenler, maddeten iştirak edenler. ikisine de gücü yetmiyorsa Ya Rabbi senin dinini doğru olarak e, yaymakta olanları muvaffak eyle, muhafaza eyle diye dua edenler. Üçü de aynı şekilde bundan pay alır. Neye göre pay alır? Onu Allah rahmet eylesin. Enver abiler bugün işte hocamız diye naklederler Hüseyin Hilmi Efendi'den hem kayınpederleri hem de kolediden aynı zamanda hocaları aslında dini bakımlar hep Müslüm hocası ee, herkes ihlasına göre pay alırmış. Herkes ihlasına göre pay alır. Yani hangisinin ihlası daha fazla ise e, ıvasız onun aynı şekilde sevabı daha çok olur. Buyruluyor. Mesela aynı zaman dilimi içerisinde iki kişi aynı miktarda kitap dağıttılar. Bunlardan ihlası yani, fazla olan. Fazla olana, ecri fazla oluyor, evet. Yani. İkisi de aynı adet kitap dağıttı evet. ha, mesela. On tane, İlmihal dağıttı evet. ikisi de, onar altı tane. dağıttı ama e, hangisinin ihlası fazlaysa onun ücreti daha fazla olur buyuruyor. Onun ücreti daha fazla olur. Hatta mesela kitaplarda anlatılırken, e, Cihad'a giderken adam atıyla gitti. E, daha çok aynı şekilde mesafe alıyor. ...düşmana daha çok aynı şekilde hücum ediyor. Ee, dolayısıyla onun icir ücret daha fazladır buyuruyor. Hatta ganimetten bile aldığı pay farklı olur buyuruyor. Savaşta galip gelecek atının olursa. Evet, atın hakkı da var. Evet, hakkı da var. Ee, şimdi e, bir kimse hem duruma müsait, maddeden aynı şekilde kendisi kitapları finanse ediyor. E, gidiyor, alıyor. E, mesela diyelim ki yüz tane İslam ahlakı aldı. Gitti tek başına da e, e, bir kalabalık bir yerde kolleri indirdi. E, dedi bunları hediye ediyorum dedi. Şimdi hem bedenen iştirak etti... ...hem de aynı şekilde... E, ...finans da etti, parasını da verdi. E, bunun ücret daha fazla olur diyor. Ücret daha fazla olur. Herkes yaptığının karşılığı ama... ...bunu unutmamalı ihlası nispetinde. Evet. Herkes yaptığının karşılığı. E, genç bir kardeşimiz... E, ...abi dedi, ben dedi, bir şey dedi, anladım. <laughs> Neymiş o dedim. E, dedi ki... ...Türkiye'de, Osmanlı coğrafyasında... ...Türk coğrafyasında... E, ...ehl-i sünnet bir tek burada kaldı. ...bunda niye kaldı diye düşündüm düşündüm dedi sonunda buldum dedi bizi bu dedi hakikat kitabı kitapları sayesinde çünkü dedi öbür taraf maddeten mesela çok zengin Vehhabiler zengin itikadı bozuk olanlar zengin Şiiler zengin tamam. maddi olarak Buna rağmen ayakta kal bu sebeple. Aferin dedim anlamı. Maşallah size. iyi yakalamış. <laughs> doğru. allah Teala buraya nasip etmiş. Dedelerimizin doğru itikatları ve doğru olarak dine hizmet etmeleri, emir ve yasakları yerine getirmeleri sebebiyle Rabbim buraya ihsan etmiş. Şimdi ee, zaman zaman mesela Şeyh Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh e, ee, sık sık bu kitapları okuyun diye. Hakikaten kitap okuyunca insan değişiyor. Efendim dinleyerek. Ya dinleyerek bir dereceye kadar gidersin fakat bir boşluk kalır. Ama kitap okursan zihnindeki o boşlukların hepsi cevap bulur. Cevap bulduğu için de birisi bir soru sorduğu zaman sallanmazsın. Mesela siz de şahitsiniz. Mail olsun, telefonla olsun. E, siz böyle anlatıyorsunuz ama falan da böyle diyor. Hemen sallanıyor. Niye? Altyapısı yok. Altyapısı olsa onu dinlemez bile. Onu dinlemez bile. İhtiyaç hissetmez. Ama bazıları... Efendim merak sayıkasıyla ya, siz, insanın başına zaten hep o merak geliyor ya. <laughs> merak sebebiyle geliyor bir sürü belalar, musibetler onun için geliyor. Şimdi e, mesela son zamanlarda e, Türkiye'den uzaya birisi gitti ya. Efendim uzaydan namazdan sırt kılınır, oruç ne Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kutuplarda yani uzayda, dünyanın dışında ve dünyanın uç noktalarında nasıl ibadet edileceği meçhul değil. Bildirilmiş bu. Ölçüler bildirilmiş. Ölçüler bildirilince mesela kalkıyor. Yani e, halloluyor. Hatta e, şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kendileri hayattayken... ...Kuleli Asker Lisesi'nde kimya derslerine girerken... ...derse girince e, bir tane öğrencinin birisi parmak kaldırmış. Buyur demiş evladım. E, demiş e, işte tayyar eden uçaktan düşen şehit olur mu? Elbette şehit olur buyuruyor. Öğrenci <laughs> başlamış böyle hani te, e, bıyık altından gülerek. E, demiş peygamber zamanında uçak mı vardı? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki evet o zaman tayyare yoktu. Uçak temezler tayar tayyare ederler. Tayyare yoktu. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek öyle kelimeler kullanmışlar ki öyle ölçüler bildirirken bu iş değişmez. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yüksekten düşen şehit olur. Genel Hafizeden düşmüşsün, düşmüşün, ha uçaktan düşmüşün, ha adamdan düşmüşün, adamdan düşmüşsün, Ha, 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 ha nenem derdi. Oğlum derdi, attan düşen ölmemiş de eşekten düşen ölmüş derdi. <gülüyor> <gülüyor> ya telefonu kullanırlardı. Dolayısıyla tam İlmi Saadeti namaz vakitleri konusu anlatılırken orada buyuruluyor ki... ...Hanefi mezhebinde... Bir kavle göre hem şart hem sebebi deniyor ama tam -i Saadet-i Saadeti de buyuruyor ki vakit namazın sebebidir. Sebep yoksa namaz farz olmaz. O ne demek? Mesela şu anda e, biz yayın yapıyoruz değil mi? Saat işte 11-12 arası. Dünyanın bazı yerlerinde öyle vakti girdi. O ayrı mesele. Ama hala daha bizim coğrafyada mesela biz İstanbul'dan yayın. İstanbul'da. İstanbul'da. Öğren farz değil. Niye? Ee, sebep yok ortada. Öyle vakti girmedi ki. ...öğle vakti girince öğle namazı farz olur... İkindi vakti girince ikindi namazı farz olur... ...akşam vakti giriyorsa akşam farz olur... ...yatsı vakti giriyorsa yatsı farz olur... ...sabah namazı vakti giriyorsa sabah... E, ...namazı farz olur... ...peki sebep yoksa... ...o zaman şey de olmaz... ...söyleyiver... E, ...namaz da farz olmaz... Tamam. ...efem uzaya gittim... ...gerçekten uzayda... öyle ikindi vakti... ...efem güneşi görüyorlar... ...güneşi görmek önemli değil... Güneşi görüyor ama öğle vakti girecek özellikler meydana geldi mi gelmedi mi? İkindi vakti girecek özellikler meydana geldi mi gelmedi mi? Mesela fırfır dolaşıyor diyelim ki hızlı bir şekilde. Bir karanlık bir aydınlık, bir karanlık bir aydınlık. Ne öğle vakti giriyor, ne ikindi, ne akşam, ne yazsı Çünkü orada devamlı surette şey yapınca e, hani e, diyelim daha yıldızlar görünecek derece şey yapmadan... ...tak diye aydınlık geliyor. Ne yası giriyor, ne sabah giriyor. Öğle vakti girecek zeval vaktini göremiyor. Tamam mı? Patır 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 durmadan geziyor. Böyle ise namaz vakti girmiyor. Namaz vakti girmeyecek namaz akılması gere gerekmiyor. Ama oruç hakkında ise öyle denmiyor. Ha bir de şey soruyorlar. E ayda şimdi veyahut da aynı şekilde uzayda ne tarafa dönecek? Kıbleyi nasıl bulacak? Ölçecek böyle orada. <laughs> öyle bir şey yok ya. Onun bile cevabı yazılmış ve bildirilmiş. Dünyaya doğru döner. Dünyaya doğru dönünce Mekke-i Mükerreme dünyada değil mi? Dünya'da sen ister aynı şekilde Ay'dan, ister Venüs'ten, yani hangi gezegenden olursa olsun dünyaya döndün mü netice itibariyle onun üstünden kıbleye dönmüş, oluyor. dönmüş oluyorsun. Yani mutlaka aynı şekilde kıbleyi bulmuş oluyorsun. Sadece oruç hakkında, oruç hakkında bir ifade geçiyor. Ee, nedir o ifade? 24 saatten mesela uzunsa. Mesela diyelim ki uzayda, uzayda bu kutuplarda doluyor. Mesela altı ay gece, altı ay gündüz olan yer var. Üç ay gece, üç ay gündüz olan yer var. Dolayısıyla böyle durumlarda saatla e, yeri belli olan, imsak ve iftar vakti belli olan bir yeri baz alır. Saatle başlar, saatle bitirir orucunu buyuruyor. Saatle başlar, saatle, bitirir, e, saatle bitirir buyuruluyor. Namaz hakkında da İmam-ı Şafii Hazretleri'nin e, en yakın yerin namaz vakti. Aynı şekilde esas alınarak ...beş vakit namaz o şekilde kıldırır... Tamam, ben Saadet Tepe kitabında... ...işte bazı alimlerden hani işte adı... ...böyledir buyuruyor... ...eğer yer küresindeyse dünyadaysa... ...bu kendine yakın olan... ...kendine yakın olan... Ee, vakti, bir giren yerin, bir ha, ...vakti giren bir yerin... E, ...vaktini esas alarak... E, ...mesela Bahar'la beraber bize... E, ...Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, Danimarka... ...o bölgelerden geliyor zaten... ...o Baltık ülkeleri... ...tamam hiç girmiyor zaten... E, ...işte telefonlar geliyor... Birisi öyle ikindi ve hatta akşam, yatsı, sabah ne yapacağız şimdi falan diye. E böyle durumlarda mesela Türkiye takviminin e, o girmediği zamanlarda yatsının son vaktine, son girdiği zaman bir çarpı işareti koyuyor. E, yani o vakitte ya sıkılır artık. E peki efendim ama burada girmedi, çarpı işareti girmedi de o çarpı işareti oraya yakın aşağıdaki ülke, e, ülkelerden veya şehirlerden birisinde giriyor demektir. Ona göre kılıyorsun. Yani ikinci kavle göre kılıyorsun. Peki o birinci kavle göre hareket etmiş olsa, hareket etmiş olsa, vakit sebebi olduğu için, e, farz olmadığı için kılmasa, mesul olmaz ahirette. Mesul olmaz. Pek kılarsa Ya Müşafi işte adına göre hareket etmiş olur. Sevabında, da, ücretini alır mı? Alır. Dolayısıyla efendim, e, uzayda da orucunu tutabilir. Vakit giriyorsa, sebep de çünkü vakit giriyorsa namazını kılabilir. Nasıl kılacak canım şimdi adam zaten tikine duramıyor falan. Yer <laughs> çekimi yok. Yer <laughs> Ya tikine durması şart değil tamam mı? Dünyada bile ayakları tutmuyorsa oturarak kılar. Orada oturuyor, oturduğu yerde bağlar kendisini hemen dünyaya döner. İma ile namazını kılar. Zaten seferidir. İki rekat farz kılacak kılacağı da. Yani Meçhul değil. Efendim yeni bir şey, yeni bir şey de değil. Çünkü İslam alimleri e, kılı kırk yararak ölçülerine hepsini koymuşlar. Ölçüler koyunca mesele kökünden halledilmiş olur. Efendim gelelim dinleyicimizin sualine. E, dedi ki 30 dönüm tarlamız var bizim dedi. E, 3,5 havayı icrar. E, demek ki kır tarla, verimi yok. Çünkü 30 dönüm tarladan 3,5 havayı Havayı ne demek? <laughs> Sizin oralarda kullanılıyor herhalde. Evet, bizim oralarda kullanılıyor. Her tarafta kullanılır bu havayı ve kile. Hacim ölçüsüdür. Hı, kile. Kile. Şimdi ee, Konya'da bile yöreye göre değişir. Bizim mesela ee, köyümüzün bulunduğu 8-10 tane köy var. Orada kullanılan havayı, kullanılan havayı bu ee, nasıl diyeyim? On ee, sekizlik yağ tenekesi. On yağ tenekesi. Ona bir havayı deniyor ona bir havayı deniyor. Ee, bunun bunun 12 tenikesini bir kile diyorlar bizde. 12 hmm. tenikesine. Ama e, şimdi aynı yerde ılgın bölgesine geçiyorsun. 4 tenikesine bir kile diyorlar. Değişti. Değişti. Bu bölgesel. Ama umumi olarak bildirilen kiloyla bildiriyorlar şimdi. Kiloyla bildiriyorlar. Şimdi üç buçuk havayı e, ne kadar üç buçuk tenike mesela değil mi? Elde ettiği buğday. E, şimdi kitapta saatte bir deniyor ki Kiralar yüksekse yani yüksek değil, değil. yüksekse tarla sahibi verir uşunu yüksek değilse yüksek değilse o zaman eken verir peki bu dinleyicimiz bir şey daha söyledi okumuş yani demek ki hafta dinlemiş iyi anlamış onu peki biz dedi bize verilen üç buçuk havayı ...buğdayın onda birini çıkarıp versek Aliülhala olur çünkü ee, ...Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi hayattayken... ...fatihlik evlerinde otururlarken... ...Anadolu'dan mesela talebelerinden... ...veyahut da o kitabı okuyup da sevenlerinden... ...bazıları üzümdür... ...ve diğer meyvelerdendir... ...aynı şekilde gönderdikleri oluyor... ...şimdi yüzlerine vurmuyor... ...anlatıyorlar kitapta da yazılı... Uşru verildi mi verilmedi mi bilmiyorlar... ...ama genelde evde yapılan... ...evde yapılan getirilen üzümdür... ...veya buna benzer bir şeydir... ...nohuttur, fasülyedir... ...onun onda birini ayırıyorlar ihtiyaten... Onu fakire veriyorlar tamam mı? Onu fakire veriyorlar. Ee, ve böylece... E, ...böylece... ...hani ihtiyatlı hareket etmiş oluyorlar. Çünkü adamın yüzüne karşı söylenmez. Peki bu azimettir. Ruhsat olanı nedir? Araştırmamak lazım. Adam beş vakit namazını kılıyor. Biliyordur. Vermiştir. Vermiştir. Hüsnü edilir Ve o şekilde şey yapılır. Ve bir de... E, ...mesela adamın öyle çok çıkmıyordur da çok çıkmıyordur da İmam Muhammed Şeyhane Hazretleri'nin iştah adına göre mesela beş vesk olmuyordur beş vesk bir ton iki yüz kilo ediyor bin iki yüz litre deniyor bir ton iki yüz kilo ee, adam bir ton iki yüz kilo salatalığı çıkmıyor bir ton iki yüz kilo domatesi çıkmıyor bir ton iki yüz kilo patatesi çıkmıyor soğanı çıkmıyor sarımsağı çıkmıyor ...veyahut da elması o kadar çıkmıyor ...şeftalisi o kadar çıkmıyor İmam Muhammed Şeybani ve İmam Ebuz Fazetin iştah adına göre bu kimsenin aynı şekilde usul vermesi farz değil. Ama İmam Asım Efendi göre farz. Bu azimet, Öbür ruhsat. Herkes önüne koysun. Hatta orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bu ikisi de aynı şekilde iştahattır. Yani Müslümanlara kolaylıktır. Herkes okur, haline ve durumuna hangisi uygunsa onu tercih edebilir buyuruyorlar. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ya dünya ya ahiret. Ahiret dünyanın zıttıdır. Dünya sıkıntı, ahiret ferahlık yeridir. Cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği akıl almaz nimetler vardır. Dünyada zevk sefa düşkünü olan ahirette bunlardan mahrum kalacaktır. Dünyada Allah hüdâdan korkmayan ahirette çok korkacaktır. Dünya geçici, ahiretse sonsuzdur. İnsan ya dünyayı ya ahireti tercih eder. Dünyayı tercih eden, ahireti terk edip de yalnız dünyaya bağlanmışsa, sadece dünyayı elde etmek için çalışıyorsa, yalnız dünyaya tapıyorsa onun her şeyi bitmiştir. Halbuki ahireti terk etmeden nefsine aldandığı için dünyaya da meyreden müminin kurtulma ümidi vardır. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Bir insan aynı anda iki yere, mesela hem Mekke'ye hem de Paris'e gidemez. İnsan ya ahiret veya dünya yolcusudur. Ahiret yolcusu olan en büyük günahları işlese de pişman olup tövbe ederse Allahü Teala affeder tövbe etmeden ölürse yine affa ve şefaate kavuşabilir. Kavuşamasa da ölüm, kabir, mahşer ve nihayet cehennem sıkıntısıyla affedilir. Çünkü imanı vardır. Dünyayı tercih edip ahireti tamamen bırakır da kafir olarak ölürse artık onun kurtuluş ümidi kalmaz. İnsanlara Allah'ı ve Resulünü tanıtmak, ahireti hatırlatmak, doğru kitap vererek İslamiyet'i anlatmak gerekir. İbadet ancak imanı olanlara farz olur. İmansıza ibadet farz olmaz. Bu yüzden en fazla üzerinde durulacak husus imandır. Esas kök odur. Dal, budak ve meyve yani ibadetler daha sonra gelir. İbadetler muhakkak lazımdır ama iman yani kök yoksa ağaç zaten olmaz. Bunun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bizim asıl derdimiz, Esas maksadımız imanı muhafazadır. Küfür Ceyhun Nehri gibi akıyor. Ancak şiddetli bir selin bir çınarın kovuğuna girmiş saman çöpünü götüremediği gibi İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir büyüğün böyle yüce bir çınarın kovuğuna sığınan Müslümanları götüremez. Onlar kurtulmuştur. Yoksa bu sele karşı koymak, bu selden kurtulmak mümkün olmaz buyurmuştur. Bu büyükleri tanıyan, seven kitaplarına yapışan bir kitabını ele geçiren küfür selinin sürükleyip götürmesinden kurtulabilir. Bu yüzden onların kitaplarını her yere ulaştırarak hem bizzat kendimizin hem de birçok insanın kurtulmasına çalışmalıyız. İmanın muhafazası çok zorlaştı. Allah korusun insan yanlış bir söz söyler, yanlış bir iş yapar veya bozuk bir şeye inanırsa küfre düşer, mürtet olur o ana kadar yaptığı bütün ibadetlerin sevabı yok olur, iman gidince nikahı da gider. İmanı kaybetmek akıl almaz bir felakettir. Kişi bu duruma düştüğünü bilmeli ki o halden kurtulmaya çalışsın. Çoğu bunu bilmez, farkında bile olmaz. Şirkten sakının. Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir. Hadis-i şerifi, şirke girenin bunu kolayca anlayamayacağına işarettir. İmansız ölmek, sonsuz cehennemlik olmak demektir. Sonsuzun ne olduğunu düşünebiliyor muyuz? Birine bir odada elli yıl kalma cezası verilse, orada başka hiç ceza verilmese de insan çıldırır. İşte bu yüzden küfre düşmemek için ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından imana zarar verecek sözleri, işleri ve büyük günahları, kalp hastalıklarını yani dinimizi iyi öğrenmeliyiz. Bu hususlar İslam ahlakı kitabında çok güzel anlatılmaktadır. Bütün ibadetler, sevaplar, müjdeler imanlı olanlara mahsustur. İman giderse her şey biter. Onun için Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Allahü Teala bir kuruna iman verdiyse ona ne vermedi ki? Ona iman vermediyse başka ne verdi ki buyururmuş. Bu yüzden küfre girmekten çok korkmalıyız. Günümüzün insanına verilecek en güzel hediye, güler yüz tatlı dildir. Herkesin buna ihtiyacı var. Güler yüz ve tatlı dil, zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Öfkelenmemeli, hiç sertlik göstermemeli. Günümüzde herkes sanki öfke küpü. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Emanetçi neyse, biz de dünyada oyuz. Mal, beden, İlim, evlat, hasılı her şey birer emanettir. Bu emanetlere ihanet etmek, onları felakete atmaktır. Cenab-ı Hakk'ın emanet olarak verdiği bedeni, O'nun emrettiği yerlerde ve güzel kullanmalı. Para emanet etmişse, kötü yerde değil, hayırlı yerde harcamalı. İlim vermişse, Allah yolunda kullanmalı. İlmi, parayı hapsetmemeli. Hapsetmek, kenz olur. Kenz yani hapsedeni cenab Hak sevmiyor. Evlat emanetine İslam terbiyesi vermeli. Kendi elimizde onları ateşe atmamalıyız. Hanım da emanettir. Onu üzmemeli ve günahtan korumalı. Elden geldiği kadar ibadetleri ihlasla yapmaya ve insanları sevindirmeye çalışmalı ki emanetleri korumuş olalım. Değerli yani dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, e, Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında birisi varmış. E, çok seviyormuş, intisap etmek istiyor, elinde tövbe etmek istiyormuş. Ama başka bir şehirde yaşadığı için de bir türlü gidemiyormuş. Sonunda bir fırsatını buluyor, birkaç kişi gidiyorlar. Diyorlar ki, Abdülkadir Geylani Hazretleri vefat etti. Adam atıyor kendini yerlere falan böyle öldürmek istiyor kendini pişmanlıktan. Ya diyorlar kabri şurada git oraya bu, burada bizim başımıza ağrıtacağına git kendisine söyle. <laughs> Gidiyor ya mübarek kabrin üstüne doğruluyor. Abdülkadir Geylal Hazretleri elini tutuyor adamın. Neyse adam tövbe ediyor falan tekrar giriyor. Şimdi bizim dinleyicilerimizden bazıları siz diyorlar ki eskiden Emre abiden hocamız Hüseyin Hilmi Efendi'den pek bahsetmiyordunuz. Onlar vefat ettikten sonra bahsetmeye başladınız. Dolayısıyla bizim böyle bir pişmanlığımız var. Şeyimiz var yani haberimiz yoktu. Keşke biz de onları gitsek tanısaydık. Bunlara da gidin kabirlerine ne yaparsanız haliniz <laughs> halinize uygun olarak görün işinizi denir mi? Böyle olur mu yani? Şimdi bu daha Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken işte bu Marmara bölgesinin Bursa taraflarından bir tanesi e, duymuş. Müslüman mübarekleri işitmiş. Mektup yazmış. Bana bir el verin diye. Bana bir el verin. Mübarekler de hem tamir ilmihal hem mektubat ikisini paketlemişler. O paketin içinde mektup yazmışlar. Buyuruyorlar kardeşim siz bizden bir el istediniz. Biz size iki el gönderiyoruz birisi ilmal, birisi mektubat. Bir, iki, ta, i̇ki el birden gönderiyoruz. Dolayısıyla Emre abiler buyuruyorlardı ki bu asrın aynı şekilde artık müşid-i kamili tam ilmiha saadet-i bediyedir. Bu sözü toplantılarda yani böyle açık kapalı yer yerde söylüyordu Emre abiler. Onun için de biz de rahatla söylüyoruz. Dolayısıyla tam ilmiha saadet-i bediye kitabını okuyan bir kimse Hüseyin Elmi Efendi'ye ve onun hocalarına, üstadlarına ve o zatın tercih edip kitabını aldılar. Zatların hepsini tanıma fırsatı asıl oluyor. Ve ona tabi olmuş oluyor. Mesele bitiyor. İlle gidip elini öpmek, ondan sonra efendim ille icazet almak öyle bir durum söz konusu değil. Yani bunca zaman dilimi içerisinde, zaman dilimi içerisinde hemen abilerle misafir ettik. Yani bizim başımıza bir sıkıntı gelmişti. O sıkıntı sebebiyle mahtumla beraber gittik. E bizim mahtuma e, işte o sıkıntıyı hallettikten sonra öpelim dediler. ...başka kimse yok... ...ben varım, benim oğlan var, Enver abi var... ...ya dedim fırsat bu fırsat... ...ben de elini tuttum, öptüm... Ee, ...fakat ondan önce... ...ben bir şey anlatmıştım... Ee, ...yurt dışından bir kadıncağız arardı... Ee, ...dedi işte bir sıkıntım olduğu zaman... ...sizi rüyamda görüyorum... Ee, ...işte o sıkıntım gidiyor... ...bunu bir, iki, üç deyince... ...bir seferinde yine işte sizi dedi, rüyamda gördüm... ...değildim, bir dakika dedim... İşin doğrusunu anlatalım... Ee, ...kendini de beni de yakma... Aynen bu ifadeyi kullanmıyor. Enver abiye anlatıyorum. Enver abi de pür dikkat dinliyor. E, yakma. Çünkü sen e, mübarekleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi hayattayken görmedin. Belki resimden gördün. Ama gördüğün televizyonlar Osman Ünlü. Telefon açıyorsun, mail yazıyorsun falan. Yani onu tanıyorsun. E, şimdi Hüseyin Hilmi Efendi'yi rahmetullahi aleyh. Oradan da oraya görmüş olsan belki yakın olamazsın. Yaklaşamazsın. Acaba mı dersin? Ama Osman gelince yakınlık hissediyorsun. Dolayısıyla sana Osman Ünlü suretinde gözüküyorlar. O ben değilim. Ben değilim. Yani dedim bunu yerli yerine koy kendini de beni de yakma. Neyse bunu önce şey yapmıştık. Sonra işte mahtuma elini öptürdü. Ben de öpünce Emre abiler döndü. E sen de beni yaktın ya dediler. <laughs> elini öptürmüyorlardı Emre abiler. Emre abiler öptü. Çocukları şeylere falan öpüyorlar. E, şimdi ee, Hasan Saçan amca vardı hatırlar mısın? Evet. Rah ee, bir gün böyle anlatıyordu. Benim yaşımda bir oğlu vefat etmiş yani babam yaşında birisiydi falan. Öptürmez elini. Hatta bir seferinde e, böyle e, şey, aramızda bir muhabbet vardı. Seviyordu bizi. Biz de kendisini seviyorduk, hürmet ediyorduk. Ya dedi bizim hanım dedi ki dedi bu Osman Ünlü mübarek birisi, alim birisine benziyor falan. Ya dedim Hasan amca yenge anlamış dedim bizi ama sen hala anlayamadın. <laughs> Başladı gülmeye. Rahmet Teala <laughs> rahmet eylesin. Evet. Bu elini öptürmüyordu. Elini öptürmüyordu. Yani Mübarek hocamız da çok sık görmüştü falan. Ee, hatta Enver abiler hakkında da bir seferinde dedi ki dedi ben dedi bir sualler götürüyordum dedi. Enver abi patır patır cevabını veriyor dedi. ...bir gün böyle gittim de dahi söylemeden de... ...cevabını verince Enver abi buna demiş ki... Hasan amca demiş, sen de demiş Enver abi demiş... ...böyle ufak tefek görüp demiş, kalamıyor... ...sen mi zannediyorsun. <laughs> açık açık söylemiş de. Civatomu zannediyorsun. <laughs> Meşhur laf. <laughs> şey yapıyorsun falan. Ee, bunu da anlatmıştı kendisi. Elini de öptürmüyordu falan. Yaş ilerleyince dedim... ...Bak Hasan amca... ...şu dedim elini... <laughs> ...hiç dedim sakınmadan uzat. Yoksa dedim tutar... Kırılır mırılır dedim. Bu yaştan sonra dedi. <laughs> Yazık böyle. <benim. gülüyor> korku korku uzadı. Şimdi benim başıma geldi. Hani gençlere, gençlere falan diyorsun. Sabirler falan diyorsun. Oho. Hele bir tane vardı falan dedim. <laughs> bir şey anlatayım da. Ee, Enver abiler hayattayken İzmir'e gitmişler. İzmir'de de o zaman turizmde birisi gelmiş orada çalışıyor falan. Ee, yani 180 boyunda. Koluplu. Gördüm ben onu hakikaten. İşte herkes orada Enver abi, Enver abi anlatıyor. Bu da işte demiş ki Enver abi bir görürsem elini öpeceğim kendi kendine söz vermiş. Emre abi de İzmir'e gelmiş. Şimdi Emre abi şey yapıyor, e, böyle sıra buna gelmiş Safa derken demiş ki, Emem demiş, benim demiş böyle bir sözüm var. Emre abi şöyle aşağıdan yukarı bakmış, <laughs> yukarıda duruyor falan. <laughs> elini böyle kalmış, öp öyle mi demiş ya, yoksa kıracak. <gülüyor> söz <laughs> veriyorum Sana serbest. <laughs> Sana serbest. <laughs> yoksa eli kıracaksın. Yani dolayısıyla e, bu büyüklerin kitaplarını okuyunca, bu büyüklerin muhabbet olunca otomatik olarak bağlanmış olursun. Dokunmuş gibi olursun. Dokunmuş öyle gibi olursun. Evet aynen öyle. Yani ille gidip de aynı şekilde elini öpmek değil. Mesela mübareklerin elini öpte, Enver abinin elini öpte. Sonradan düşman olanlar var. Değil mi? Evet. E, böyleleri var. O mutlak değil yani. O mutlak değil. Ee, hani efem icazet. Onu da bir zamanlar dedikodusunu yaptılar ya. E, şimdi Mustafa Bey, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmiydi değil mi? Evet. Yani vahiy vardı onlara yazdırıyorlardı. Peki Eshab-ı Kiram'ın hepsi hakkında Aleyhim kitaplarda buyuruyor ki hepsi mutlak müştehit ve mürşidi kamildi. İcazetler nerede Mustafa Bey? <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Kemale gelmişler hepsi. Yani ille yazılı bir şey vermek gerekmez. Mesela onu anlaması. Ve eshabın gökteki yıldızlar gibidir. ...iltifatına mahsur olmuşlar hepsi. Dolayısıyla bu büyüklerde bu büyüklerde birisi Kemal'e geldiği zaman ha sonradan adet olmuş bir yazılı bir şey veriyorlar falan. Hani hatta mektubatta geçiyor hani bekliyor bir icazet falan. <laughs> hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri fırça atıyor. Ha, ki sana bir vazife verdik. Bu yetmiyorsa o yazılı belgenin ne kıymeti olur buyururlar. Ne belge şeyi. Ha bugünkü zamanda kılık, piyafet, şekil, şemal elinde de belge. Aa benim icazetim var falan. Ama kalp başka yerde, kafa başka yerde bir işe yaramaz o bir işe yaramaz. Ve bazen mesela mudara olarak hani def, e, def kabilinden, başından savma kabilinden verdikleri olabilir. İltifat etmiş olabilirler. Bu mudaradır. Buna da inanmamak lazım. Çünkü ben Enver abiden işitmiştim. Bu büyüklerin zahiri zehirdir buyuruyorlar. Bu demek. söz de Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'ne aitmiş. Ne, ne demek? Ne demek? Hı. Zahiren sana itfad ederler. O Mustafa Bey sen çok mübareksin, evliyasın, kerametler mi gördün falan. Sakın aldanma ha. Yem atıyorlardır. Düşecek mi düşmeyecek mi? Ondan sonra da sen kalkar da Enver abiler bana böyle dedi. Ben mübareğim, ben uçuyorum, ben kaçıyorum. Dersen hafif yuttun demektir. Tamam ben, ben, olmasam bu program olmazdı zaten. Dersen. <laughs> <laughs> çünkü, çünkü abiler bir gün burada bir sohbet olmuştu da kendileri bölgede baktım. Allah Allah tasavvufun ince bilgilerini anlattın o dedim ya burada dedim. Kim ki dedim bunu şey yapan falan böyle sağ tarafıma baktım bir. En arka saftaydım Emre abiyi görmüyorum. Sonra sola bakarken dedim ya o alanda mı yazır sen neden bileceğim bunu kimin nasipli olduğunu falan. Bir perşembe günü de ertesi gün de cuma bizi e, güzelce davet etmişler. orada nikah hakkı vardı. Oraya gittik. Tamam tam giriş dedi. Cuma'dan önce baktım hemen abi orada sohbet ediyorlar. Bir de döndüler. Dünkü dediler sohbet nasıldı? Ona. Ben cevap veremedim. Kendileri elleriyle böyle yaptı. dediler çok güzeldi. Güzel, Tabii dediler. Osman Ünlü'yü gördüm. Osman Hoca'ya anlattım onları. Ondan arkasına da buyurdular ki inandın mı yoksa buyurdular sakın inanma. <gülüyor> <gülüyor> yani bu büyüklerin zahiri iltifatları zehirdir mudara ederler. Ve Emel Amilev'den işitmiştim. Bu büyükler birisini mudara etmeye başlayınca o kimse bunu ancak mahşer günü anlar. O zaman da işten geçer. Kendini mudara durumuna soktutturma. Mudara yani idare ettirtirme. İdare mi Hani bir arkadaş gitmiş de ...efem demiş han bana mudara etmeyin. Demiş, o zaman söylemişler demişler ki biz mudara etmeye başlayınca bunu ancak mahşer günü anlayabilir. Ruhun duymaz. Yani. Ruhum duymaz. Haberin bile olmaz. Ondan sonra da böyle kasıl kasıl kasım kasım. Emre abiler bana buyurdular ki sen çok mübareksin. Sen uçuyorsun. Sen rüyamda gördüm. Cennete girerken gördüm falan. Ama bunlar mudara değildi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçeği söylüyor Demir <Emel> abi. <laughs> Dolayısıyla orasını bilemezsin. Onun için de kitaplarda yazıyor bu. Bu büyüklerin zahiri iltifatları zehirdir. Ama sert davranıyorsa birisine sert davranıyorsa, sert davrandığı zaman o kitle çekip gitmiyorsa, kalbinde bir kırıklık, üzüntü söz konusu değilse bu benim için oldu. Mesela diyelim ki e, öyle durumlar olurdu ben halonda şahit olurdum. <laughs> Emel abi o mudara ettiğine söyleyemiyor. Ama Osman Ünlü gelmiştir. Osman Ünlü'ye basıyor fırçayı. Öbürüsü seviniyor mesela. Öbürüsü seviniyor. Halbuki e, Osman Ünlü kazanıyor. Öbürüsü de kaybediyor. Yani fırçayı yiyen kazanıyor. Çünkü e, kaldırabilecek olana söylüyorlar tabii o fırçayı. Tabii. O lafı. Öbürünü niye müdafaa ediyor? idare ediyor. Çünkü gevşek. Gevşek. Hiçlik söyler. Sen gidecek. Cehenneme cehenneme diye. gidecek. Cehenneme gitmesin diye. Cehenneme gitmesin diye öyle şey yapıyorlar. Ha peki bazen büyüklerin direkt olarak aynı şekilde söyledikleri olmuş, mu olmuş. Ama mesela kitapları okuyorum Mustafa Bey. Yok ya dedim bu herkese yapılacak bir şey değil. Mesela Mevlana aldı Bağdadi Hazretleri. ya abi bu Bağdat Üniversitesi rektörü bu zahardı o zaman. Her konuda e evliyalık iklimine de girmiş ama nefis mutlaka olmamış. Şeye gidince Hindistan'a gidince Abdullah Tehlevi Hazretleri buna helal temiz ettirmişler. Helal temiz etmişler. Şey Bahattin Buhari Şahın Hocası Emirgiler o da Seyit bu da Seyit'i. İşte 17-18 ya, yaşında böyle bir cezbeye kapılmış mübarek. Dergahı terk etmiş. Dağ, tepe, bayır, kış günemde. Ayakkabılar paralanmış. Çoraplar şey yapılmış. Her tarafı ayaklarına dikenler batmış. Taşlar kesmiş. Birden hatırına geliyor. Dışarıda da kar yağıyor. Geliyor aynı şekilde dergaha. Arka kapısı varmış oradan girmiş. Emir Güler Hazretleri de sohbet ediyormuş. Tabii onu girdiğini görüyor. Birden diyor ki o kim? Halbuki biliyor kim olduğunu. Diyorlar ki işte Bahattin. Atın dışarı. Anam! ...ya kapaca diğer talebeler atıyorlar dışarıya... ...dışarıda kar... ...ayak çıplak, hava soğuk... ...nefsi diyor ki seni attı... ...git... ...ruhu diyor ki... ...benim saadetim burası... ...kapıya yatıyor... ...kar üzerini kapatıyor böyle... ...kar üzerini kapatıyor... ...herkes talebelere gidip öbür kapıdan çıkınca... ...Mübarek de o kapıdan açmış bir bakmış ki... ...bir tümsek var... ...burada ne var diye eliyle şey yapınca... ...donmak üzere... Hemen demiş evlat senin yerin burası değil. Kalbimiz buyuruyor içeri alıyor, ayaklarını tımar ediyor. Ondan sonra yaralarını sarıyor ve Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki... Ne, e, ne kav ...neye kavuştuysam o anda kavuştum. Tabii öyle herkese yapmazlar onu. <laughs> Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum